29 Mayıs'ta gözlerini açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ticaret Odası'nın ödül töreninde konuştu. 7 Haziran seçimleri öncesi kritik uyarılarda bulundu. Muhalefet partilerinin uçuk seçim vaatlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemin maceralara girmesine göz yumamam. Ben damdan düştüm ama bunlar damdan düşmüş değil. Onun için görüş ve önerilerimi halkımızla paylaşıyorum." dedi. Seçim sürecinin hem de siyasi partilerin vaatlerini yakından takip ediyorum. Bazı siyasi partilerin 1970 model, 1990 model popülist siyaset yöntemleriyle öne çıkmaya çalıştığını üzüntüyle görüyorum. Onun için düşüncelerimi, eleştirilerimi, tekliflerimi her fırsatta milletimle paylaşıyorum. Gittiğim illerde vatandaşlarıma yeni Türkiye teklifimle, yeni anayasa ve başkanlık sistemi teklifimle birlikte ifade edilen vaatlerin yanlışlığını da anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkenin ve milletin gerçeklerinden bunlar o kadar uzaklar ki, ana muhalefetin genel başkanı zaten yapılan işleri vaat diye meydanlarda anlatıyor. Ne diyor? Yılda 1 milyon istihdam vaat ediyor. Halbuki sadece geçtiğimiz yılın yeni istihdam sayısı ne biliyor musunuz? 1.350.000. Yani mevcut hükümet 1.350.000 istihdam yapmış. O ise 1 milyon istihdamdan vaat ediyor. 800.000 kişiye mesleki eğitim diyor. Hali hazırda mesleki eğitim verilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Yani bunlar olanları da takip etmiyor. Kadın ve genç istihdamını teşvik etmeyi vaat ediyor. Bu konudaki teşvikleri en iyi sizler biliyorsunuz. İşin içindesiniz. Ana muhalefetin çalışma hayatıyla ilgili 160 vaadi var. Burası da çok önemli. 110'u zaten şu anda yapılmış durumda. Yüzyılın projesi diye güya bir proje açıkladılar. Çıka çıka bizim Kanal İstanbul projesindeki iki şehirden biri çıktı. Bir de her gittiği yerde bana 4 yıl verin. İşsizliği bitireyim diyor. Açıkladığı projede ise, orayı okudum, orası da çok enteresan, işsizliği 2035 yılında %5'e indireceğim, bunu vaat ediyor. Nasıl bir iş bu? Allah aşkına, bir projesiyle diğer vaadini tekzip eden, yalanlayan siyasetçi olur mu? Milletimiz bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar ülkesinden ve milletinden bir haber siyasetçileri hak etmiyor. Bakınız çok enteresan, Eskişehir'de konuşuyor. Diyor ki, üniversite öğrencileri, ya sizden nasıl harç alırlar diyor. Ya şok oldum. Yani neredeyse 2 yıl oldu, biz harcı kaldıralı, ben başbakandım, biz harcı kaldırdık. Üniversite açtığımız. Üniversite harcı diye bir şey yok. İnsan buna üzülüyor. Yani bunların kılavuzu da sıkıntılı. Yani bundan dolayı durumlar çok kötü. Biz istikrar ve güven ortamı diyoruz. Onlar Türkiye'yi kaosa sürükleme ittifakı yapıyor. Ana muhalefet bunun içinde. Milliyetçi olduğu iddiasındaki parti bunun içinde. Bölücü örgütün güdümündeki parti zaten bu ittifakın tam merkezinde. Ve değerli dostlar, değerli kardeşlerim, bakın şurayı çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye istikrar ve güven ortamını asla kaybetmemeli. Türkiye Gençlik ve Eğitim